Yine Mavi Karadeniz TV. Etkili reklam çalışmaları. 56 ülkeye yayın imkanı. Geniş izleyici kitlesi. Uygun reklam bütçeleri. 5000 liradan başlayan fiyatlarla Mavi Karadeniz TV'de yerinizi hemen ayırtın. İşte reklam rezervasyon numaralarımız. 0555 605 77 00. Kaza ailenizi sizden mahrum bırakabilir. Yokluğunuzda ailenize 10 yıl boyunca düzenli aylık gelir sağlayacak bir sigorta var. Güvencem Ankara'm Ferdi Kaza Sigortası. Ferdi kaza genel şartları kapsamında ani ve beklenmedik kaza sonucu vefat durumunda, üstelik deprem, sel ve yer kayması gibi doğal afet risklerini de kapsayan, aileye 10 yıl boyunca düzenli gelir sağlayan teminat veriyoruz. Aylık ödeme tutarı 1500 veya 3000 lira olarak tercih edilebilir. Her yıl enflasyonla güncellenecek bu ödemeler 10. yıl sonunda 1500 lira ödemeli planda 3537 lira, 3000 lira ödemeli planda ise 7074 lira aylık ödemeye ulaşabilmektedir. Satın alınacak poliçe size 1 yıllık süreyle teminat sağlayacaktır. Bu 1 yıl içerisinde teminat kapsamında bir vefat gerçekleşirse aileniz vefat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca aylık gelir almaya hak kazanacaktır. Tabii burada birçok bilgi sıraladık ama ne demişler, söz uçar yazı kalır. Ben en iyisi şöyle salim kafayla tekrar bir bakayım derseniz, burada anlattıklarım ve daha fazlası için sizleri web sitemize bekliyoruz. Hayat bu, türlü türlü hali var ama unutmayın, onların güvencesi sizsiniz. Sizin güvenceniz Güvencem Ankara. Ucu bucağı görünmeyen bahçelerin bin bir çeşit meyvesi sizin. İşleyip alın teri döktüğünüz bu bereketli toprak sizin. Kınalı kuzuların, sarı kızların verdiği besin sizin. Bu muhteşem canlıların şifalı balı sizin. Verdiğiniz emekleri toplamak için gündüzler sizin. Denizlerin sunduğu şölene katılmak için günler sizin. Ama verdiğiniz tüm bu emekler bir doğal afetle boşa gidebilir. Siz de çok geç olmadan %67'ye varan devlet desteğiyle çok uygun primlerle sigortanızı yaptırın, emeğinizi Tarsim'le korumaya alın. Trabzon Stüdyosu'ndan iyi akşamlar efendim. Bu akşam sigorta günlüğünde tekrar birlikteyiz. Sigorta günlüğünün yapımcısı, emektarı, bu sektörün vizyon sahibi Sayın İbrahim Serter'le yine birlikteyiz. 2022 yılında bu sektörde ne tür değişimler oldu? Neler düşünülüyor? Biz soracağız Sayın Sertel. Bilgileri dahilinde açıklamalarda bulunacak. Evet sevgili izleyiciler. Ülkemiz gerçekten zor bir süreçten geçiyor.
peş peşe gelen zamlar, ardından asgari ücretliye, işçiye ve memura verilen zamlar. Hepsi ülke insanımız için, hepsi bir yük olurken devletimize, tabii ki devleti yönetenler de zor süreçlerden geçiyorlar. Tabii ki eleştirilecek pozisyonlara düşmemeliydik. Daha dirayetli, daha güçlü, daha verimli, hatta mesaimizi başka şeylere değil de hep milleti yönetim şekline ne yapabiliriz, ne edebiliriz, ne şekilde hareket edebiliriz diye yormalıydık. Yani 657 diye tabi devlet memuru zihniyetiyle birlikte dirayetli bir şekilde devlet otoritesinden, devlet ciddiyetinden ödün vermeden yolumuza devam etmeliydik. İnşallah, inşallah tekrar diyorum, bizleri yönetenler mesailerini başka platformdaki gelişmeleri harcamayıp, onlara kafa yormayıp, hep bizleri, bu asil milleti, bu asil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bölgenin en büyük devletini, tarihi, şanlı tarihiyle birlikte ün salmış, her bir karış toprağı kanlarla birlikte bedel ödenerek geri alınmış bir millet bu şekilde sıkıntı çekmemeliydi. Tarih ötesinde de bu sıkıntıları yaşadık. Yaşamadık değil. Ama savaşlar vardı. Birinci Dünya Savaşı vardı. İkinci Dünya Savaşı'na girmeden ama ambargolar yiyerek sıkıntılar yaşayan bir ülkeyiz. Kurtuluş Savaşı'nda sürekli göç yaşamış bir ninelerin, dedelerin evlatlarıyız, torunlarıyız biz. Biz çileli geldik. Biz çileli gidiyoruz. Ama dünya çok daha rahat, ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetlerde daha rahat ortamlarda giderken biz sıkıntı aslında çekmemeliyiz. Üretmeliyiz. Üretmek için o feodal yapı düşüncelerimizi bir tarafa koyup üretecek fabrikalar, sanayilere süratle geçmeliyiz. Hatta çizmelerimizi ayağımıza çekip tarlalara girmeliyiz. Ovalara girmeliyiz. Bu ovalarda bizlere ürün verecek sanayisi gelişmiş traktörlere, iş makinalarına kavuşmalıyız. Bunları bir an önce hayata geçirmeliyiz ki bu ülke dışa bağımlı olmasın. Evet, biraz konumuzun dışına çıktık ama bizim gerçeklerimiz bunlar. Biz dünya platformunda kendimizi birer, bu ülkenin bireyi olarak analiz ettiğimiz zaman üzülüyoruz. Neden diyoruz? Ve gelecek nesiller için, torunlarımız için, çocuklarımız için endişe duyuyoruz. Yine de Cenab-ı Allah devletimizi yönetenlere güç kuvvet versin. Evet sevgili Sertel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Siz de nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Pozitif olmaya çalışıyoruz. Evet İnşallah. Maalesef pozitif olmaya çalışıyoruz. Doğru İnşallah. Diyorsun. İnşallah programdan önce de büroda dertleştik sizinle evet. birlikte. Tabii pozitif olmaya çalışıyoruz ama çalışmaktan olmuyor biliyorsun. Hayat şartları, şekil, evet. şemal, sektörün durumu. İyi izliyoruz. Hep kendimizi avutmaya çalışıyoruz ama zamlar dediniz. Evet. Çok şeyler dediniz aslında ama yani her şeye rağmen biz ülkemizi, devletimizi seviyoruz. Mücadelemizi ediyoruz. Hı hı. Ve üretmemiz lazım.
tüketim toplumu değil, üretim toplumu olmak zorundayız. Tabii bizim halk olarak bunları, yani bizim dememizden olmaz. Devletimizin öncülüğünde olmalı. Evet. Kanunlarımızın öncülüğünde olmalı. Şimdi adaletin olmadığı bir yerde bunları konuşmamızın ne kadar doğru olduğunu da bilemiyorum. Endişeniz mi var? Hep endişeli değil. Zaten başka bir şey de değiliz ki. Yani bir adalete gidiyorsun. Bilirkişi raporundan sana ceza veriyorlar. Bir adalete gidiyorsun. Yani o andaki iki dudak arasındaki morale bağlı. Yani ne hukuk var, ne şey var, nasıl olacak bilmiyorum. Yani her şeyde cimere yaz yaz yaz, bunun sonu ne olacak? Yani bu adalet sistemi şekli, şemali, yani bir adaletten değil, devletin kurumlarının adaletli olması gerekiyor. Çünkü adalet olmadığı zaman herkes kendi adaletini yaratmaya çalışıyor. Güven olmuyor. Güvenin olmadığı yerde hiçbir şey yapamazsın. Bizim mesela sigorta sektörü nedir? Güvene dayalıdır, değil mi? İnsan güveni. Tabii. İnsanı... Güvenmediğin zaman ne olacak? Bir iş yapamazsın. Güvenilmeyen bir şirkete kimse poliçe yaptırmaz. Yaptırır mı? Yaptırmaz. Veya güvenmediği bir acenteye adam gelir de poliçe yaptırır mı? Kendini, sağlığını teslim ediyor, evini teslim ediyor, arabasını teslim ediyor. Her şeyini dolayısıyla acentesine teslim ediyor. Güvenmezse bu nasıl olur? Ben yaptım, elimde belge var, belgeye göre hareket ederim. Ben bir şey olursa alırım lan, olmaz. Her ne kadar adalet yoksa da derebey devleti de değil yani. O ama kadar da değil. Evet. Ama yani adalet olmak zorunda. Her şeyde olmak zorunda. Biz üretim toplumu olmak zorundayız. Her ne kadar programımız sigorta günlüğü ise de biz bu toplumun içinde, bu sosyal devlette, bu hukuk devletinde hani diyoruz ya, yaşayan bir fert olarak her şeye duyarlıyız. Yani biz at gözlüğü takarak aman diğer taraflar bizi ilgilendirmez, biz bu sektördeyiz, burayı bakalım diye bir tabirimiz, bir düşüncemiz asla olamaz. Biz sadece sektörü değil, sektör dışında sigorta yaparken bile, atıyorum Tarsim'den biliyorsunuz misafirlerimiz vardı, ne yapıyoruz? Fındıklıkları yapalım diyoruz. Niye? Üretmek, fındıklık üretmek. Şimdi bakıyoruz, Tarsim'e geçmiş olduk şimdi dolayısıyla sigorta programında. Orta ekonominin bir parçası. Şimdi fındık bahçesinde diyor ki 50 ocağın bir ocağını bana ver diyor Tarsim. Gelirini 50 ocağı garantiye bağlayayım diyor. Yani bir donda, bir doluda gibi felakette, risklerde sigortalıyım diyor. Doğru mu? Çok 50 ocaktan biri. Dönüyoruz işin tersine. Şimdi fındık bahçelerine o kadar çok bakım yapan var mı? Yok. Var ama az. Az ama. Değil mi? Azınlık. Şimdi diyor ki otoriteler, yani bu işin uzmanları, Tarım Bakanlığı. Normalde baktığın zaman diyor bir kere bir dönümden 130 kilodan aşağı düşmez. Asla. Ama diyor bu bakımına göre 250 kiloya kadar çıkar. Anlıyorum. 250 kilo ne demektir biliyor musun? 30 lira fındık olsa ne diyor? Yani 30 liradan 100 kilosu 3 milyon lira, üstünde. 7500 lira. Yani 7600 o aralarda. He. 700. Yani şimdi alanlar ne alıyor? Hiç uğraşmadan 50 ile 100 kilo arasında alıyorlar. Evet. Doğru mu? Rahmetli dedemin zamanında, Allah rahmet eylesin, rahmet istedi. O hatırlarım, yani kaç ton çıkardı. Şimdi bölündü. Bölününce topla onları bir araya, yine o kiloyu vuramıyorsun. Niye? Bakım yok. Çünkü ben hatırlıyorum, ben ilaç vururdum, iki defa ilaç vurulurdu. Bir tomurcuktan önce, bir bilmem neden sonra derken iki defa ilaç vurulurdu. Gübresi atılırdı. Altları temizlenirdi. Şimdi bunlar yok. Gübre atarsalar, atarlar keren. İlaç zaten vuran yok. O zaten yok. Ondan sonra ne verirse Allah. Anladın mı? Allah tabii ne verirse ama
tedbirini alacaksın. Bu fındık bahçesi senin ekmeğin. Eskiden o fındık bahçesinin gelirini adam ev yapardı, çocuk evlendirirdi. Doğru mu? Çok doğru. Şimdi ne alırsak kârda. Diyor ki yarısı gidiyor günlükçilere, yarısının bilmem kaçı gidiyor bilmem neye, bir şey kalıyor kalmıyor. Biraz da rahatlığa alıştık mı? Üretim toplumu değil, tüketim toplumundayız hala da. Ama ne yazık ki şöyle bir durum da var. Fındığın borsası nerede? O da var, evet. Almanya'da. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki fındığa kaç lira veriyorsun? Bugün kavrulmuş fındık rafta 100 lira. Evet. 100 lira. %50 randımansa 50 bin lira. 50 liraya düşüyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi kırdıydık, ettiydik, 5 lirada oradan ye, kavrulmuştu, düşsün 45'e. La 5 lirada kar koy, düşer 40'a. 40 lira olmalı. Heh, ama o da yok. 25 lira mı? Kaç lira falan? Ama şu an 30 lira. 28-30. Yani şimdi o aralarda oynuyor. Meselemiz şu. 100 lira evet, iyi para kilosu. Kavrulmuş, hani alayım canım çekti oradan yarım kilo alınırsan 50 lira. Ama şu andaki pahalılık 1-2 sene sonra, 3 sene sonra alışacağımız bir pahalılık. Değil mi sana? Yani sistem oturur. Mecbur oturacak. Rakamlara alışacaksın. Bir kere rakamlar çıkarsa ne olur Sayın Sertel? Çıkarsa. Yani bu rakamlar böyle kalmasa. Ya bir de şu var, çok özür dilerim. Çok tuhafıma gidiyor. Şimdi benim babam da maliye kökenli. Babamdan esinlenerek ona görevini çocuklukken görürdük. Eskiden maliyeciler vardı. Etiketleri esnafın kontrol ederdiler. Kim yanlış yapıyor vatandaşa hemen sıcağı sıcağına devletin kasasına girmek üzere cezalar yazılırdı. Şimdi diyorlar ki A market, B market, C market, D marketleri kontrol ediyoruz. Yani hiç inandırıcı bulmuyorum. Çünkü devletin maliyesi sahada yok. Sahada olması gereken, o esnafa nefes aldırmaması gereken maliyecilerdir. Yani Maliye Bakanlığı'na bağlı, kısacası devletin kasasıdır o memurlar. O memurlar dirayetli, yetkili görev yapmadıktan sonra sahaya yetkileriyle birlikte, devletin yetkisiyle birlikte gitmedikten sonra bu mümkün değil. Bu yalan bir kere. Ben denetliyorum. Bu yalan. Ben buna inanmıyorum. Ki olmuyor. Ama esnaf da zor durumda. Bir taraftan mamuller, bir taraftan akaryakıt sürekli doldur boşalt. Nereye gidiyor? E tabii ki sıkıntılar has safhaya. Ya. Dediğiniz gibi bir de tüketici bir toplum olduk. Bunu aktif olarak kabullendik. Üretmiyoruz. Bağa tarlaya inmiyoruz. Hayvancılıktan kendimizi kopardık. Biraz da politik olarak devlet bizi hazırcılığa itti. Bir taraftan bakıyorsun fonlara, inanır mısın? 1,5-2 trilyonun üzerinde kendim bildiğim vatandaş sokakta gördüm. Merhabalaştık. Durdu, kızarak konuşuyor benimle. Dedim hayırdır? Ya dedi kömürü alamadım dedi. Senin kömürle ne işin var dedim ya. Yani fondan kömürü alamamış, geç kalmış, yarına kaldı diye geriliyor. Şimdi bunun ve bunu bir örnek veriyorum. Bunun gibi muhtaç olmayan, hazırcılığa adapte edilmiş insanlar da bu devlete zarar veriyor. Benden olsun, kömürü alsın. Benden olsun. Şimdi yiyeceğini alsın, okul masrafını alsın, şimdi şöyle, para alsın. Bu mantık, bu öyle olmaz. Cevap vereyim. Bakın, bu insanların durumum iyi değil mi benim? Çok özür dilerim. Benim ahırımda en azından bir inek olmalı. Benim bağımda tavuğum olmalı. Benim kışlık yakacağımı çoluk çocuğuna o tara omuzuna vuracaksın. Ormana çıkıp kışlığını yapacaksın.
Hacan zor durumdasın. Hacan devlet de zor durumda. Seni hazır beslemeye, bir başka kesim azap çekip de bir başka kesimi beslemeye benden olduğuna bir imkan olamaz. Yani böyle bir nasıl diyeyim? Bu haktır. Bu insanlara çiledir, eziyettir. Hak edene ver. Gerçekten hak edene ver. Bir şey daha anlatayım. Ben bunu birkaç yerde de dile getirmiştim. Siz bana sorumu soruyorsunuz. Sorunuza cevap mı veriyorsunuz? İbrahim Bey, ifade edeyim. Sıkıntılarımızı ifade ediyoruz. Ben de cevap vereceğim de. Ya buyurun. Buyurun. Şimdi o konuda haklısınız. Aynı görüşteyiz. Evet. Neden? Şimdi insanoğlu yapısı gereği hazırcılığa meyillidir. Veya kopyacılığa. Evet. Mesela diyelim yanında çocuğun vardır. Kendisi düşünüp yapmaz. Der ki baba şunu nasıl yapayım? Doğru mu? Aynen. Şimdi yardım etmek çok güzeldir. Veren el alan elden üstündür. Bunu tartışmıyoruz. Bu farklı bir şekilde olmalı. Evet. Olabilir diyorum. Hı hı. Şimdi devlet destek veriyor diye, yardım ediyor diye, mesela o kömür alacak olan arkadaş ne oluyor? Kilit diyor kendini, ben her sene kömürümü falan yerden alacağım. İAŞ'ımı falan yerden alacağım. Bilmem elektrik su yardımımı falan yerden alacağım. Aynen öyle. Pişman yerden alacağım. Aynen bir de öyle. Yeşil kart alacağım. Böyle götürüyor şu, doğru mu? Çok doğru. Ne oluyor? Devletin sırtından besleniyorlar. Aynen öyle. Peki devlet bu parayı nereden alıyor? Senden alıyor, benden alıyor. Gökyüzünden düşmüyor. Doğru mu? Yani bir yerden fonluyor bunu. Ya vergilerini artırıyor. Tamam. Şuna buna fonluyor. Yani bunu seyircilerimiz anlıyor zaten. Bunu fonluyor. Ayırıyor bu fonu, veriyor. Ben de diyorum ki belki biz yanlış düşünüyoruz. Olabilir ama bir kesime sen yardıma yönlendirdiğin zaman o kısmını yardımdan geri çekmen nasıl olacak merak ediyorum. Değil mi? Şimdi düşün 10 sene vermişsin. Rahatlığa alışmış. He, şimdi diyorsun ki 11. sene ben bu fonu kaldırdım. Destek kalktı. O oldu senin düşmanın. Düşmanın oldu. Olur. Kesemezsin. Peygamber'e ne demişler? Falan kes demiş, arkandan konuşuyor. Demiş ben ona hiç yardım etmedim ki. Yani konuşmaz yani, yalan söylüyorsun manasında. Onun için yani bunları çok iyi yapmamız lazım. Bizim çok eksikliklerimiz var. Var İbrahim. Yönetimsel. Var. Üretimsel. Var. Hizmetsel. Evet. Yani ne dersen de çok büyük eksikliklerimiz var. Ama bir baştan bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Bugün ortada kim görünüyor? Bakın. Cumhurbaşkanımız. Doğru mu? Doğru. Sağlık Bakanımız, evet. İçişleri Bakanımız, değil mi? Görünen bu. Sağlık Bakanı da bugünkü pandemiden dolayı görünüyor. Evet. Doğru mu? Çok doğru. Peki bana dördüncüyü saydın dedim, Milli Savunma Bakanı'nı sayarsın. Ama beşinciye say bakayım hadi. Kabineyi sayamam. Sayamazsın. Sayamam. Yok. Yok. Ha sorsan çok şey yapıyorlar ya. Uyumuyorlar geceleri. Ya ne yapıyorsan bana da söyle de. Ben de o yaptığın yasadan veya bir şeyden yararlanayım da bileyim de yararlan. Bilmesem nasıl yararlanacağım? Evet. Bilemiyorum. Onun için biz kimseye devlet şöyle yönetilir aklı vermiyoruz. Veremeyiz. Mümkün değil. Biz diyoruz ki adalet olsun kardeşim. Adalette adalet olsun. Hizmette adalet olsun. Sosyal devlette adalet olsun. Sağlıkta adalet olsun. Her şeyde adalet olsun. Bakın emeklilik sigortaları var biliyorsunuz. Evet. Devlet ne yapıyor? %30 teşviği çıkardı. Yani sen 1000 lira yatırdığın zaman devlet 250 lira da sana veriyordu. 1250 lira oluyordu. Şimdi 300 veriyor. 1300 olacak. Güzel bir şey. Değil mi? Bir para bir ayda %30 alabilir misin herhangi bir şeyden? Alamazsın. Artı bunu çalıştırıyor. Devlet diyor ki alın buna girin 10 sene, 10 sene birikim yapın, 10 sene sonra alın paranızı bütün. Doğru mu? Doğru. Yani diyeceksin ki
yani faydası. Birikim yapıyorsun, devlet sana %30 katkı artı çalıştırıyor parayı, veriyor. Yani yuvarlak %40 bir katkın oluyor. Atıyorum 1000 lira, yılda 12 bin lira, 10 yılda 120 bin lira. 120 bin liraya da %40 da sen koysan ne eder? Aşağı yukarı 50 bin lira da sen oradan koyar devlet. 170 bin lira. 200 bin lira yuvarlak para alıyorsun. Evet. Ama devlet de bunu yaparken de arka planda da o parayı kullanıyor. Sana veriyor ama düşün, milyonlarca insan bu fonda, emeklilik sigortasında. Milyarlarca para dönüyor. Devlet de bu parayı kullanıyor. Evet, doğru. Ne oluyor? O kullanırken sen de sana katkı yaptığı gibi sen de birikime yönlendiriyor seni. Şimdi çocuklara da artık 18 yaşından aşağı çocuklara da bireysel emeklilik yapabiliyorsun. Bunun manası nedir? Senin çocuğun doğdu. 10 sene sonra 10 yaşında çocuğunu özel okula mı verirsin, o parayla bilmem ne mi yaparsın, önemli değil. 10 yaşında çocuğun girdi. 20 yaşına geldi. Evlenecek mi, askere mi gidecek, araba mı alır? Bunlar hep bir faydadır. Şimdi adam tutar desen ona, diyecek ki ben biriktiririm. Abi bizim toplumun %99'u biriktiremez. Bizde böyle biriktirme huyu yok. Bizde borçlanıp biriktirme huyu var. Borçlanıp biriktiririz. Başka olmaz. O yüzden bizim toplumumuz önce üretim toplumu olmak zorunda. Ama bu adaletten olur. Yani evet, biz üretim toplumu olmalıyız. Şimdi sen beni desteklemezsen, yardımcı olmazsan, yol göstermezsen, desteği bırak köstek olursan ben nasıl üretici olabilirim, söyler misin? Doğru. He? Çok doğru. Ya. Şimdi mesela Tarsim'de bu ara çok konuşuyoruz. Balık çiftlikleri. Bir balık çiftliği denizde bir yer gösteriyor, trilyonlarca para alıyor devlet. Sıkıntı yok, alsın. Kazanıyorsa alsın. Ama tekelleştirmesin. Orada kime verecekse bütün bakanlar işin içinde. Açar ama, mısınız biraz daha? Anlatıyorum ya. Şimdi diyelim ki A noktasında, atıyorum, Artvin'de bir tane yer verilecek. Bopa'da veya Samsun'da veya Bodrum'da. Bir koordinat belirliyorlar. Buraya balık çiftliği verilecek mesela. Sen gidiyorsun, dilekçe veriyorsun. Bana verin, ben veriyorum, o veriyor. Senin birinci başvurman bir şey değiştirmiyor. Kimin torpili büyükse o. Ya dediğiniz gibi bak, siyasiler de o çiftlikleri ortak. Şimdi ya el altından çok şeyler var ama yani onu ispat edemeyince konuşmanın da bir manası olmuyor. Onu bilen bilmesi lazım. Biliyoruz. Evet, biliyoruz. Dağda bir koyun öldüğü zaman kime soruluyorsa yine ona sorulmalı. Şimdi ben de diyorum ki kardeşim, bu devlet tekelleşmeye karşı değil mi? Karşı. Karşı ama alttan devam ediyor. Nasıl? Ama tetikliyor alt tarafta. Şimdi bir balık çiftliği var, adamın 5 tane, geliyor 6.'yı da ona veriyor. Hepsini ona veriyor. Bu tarafta adam var. Yeni açtığın noktayı yeni insanlara ver. Yeni şirkete ver. Tabii, yeni yeni yapacaklara ver. Tabii, imkan sağla. Ortam sağla. Evet, niye? Olmaz. Çünkü onun arkası yok. Bakanı tanıdığı yok, gitmiyor. O dürüst bir vatandaş. Ve bu işin de duayeni ama adam hala işçi çalışıyor. Evet. Vermiyor. Şimdi giriyoruz derelere. Derede. Ya kardeşim tamam. Yapacak olanlara zorluk çıkarmadan yap. Balık biliyorsun dereyi kirletmez. Zaten derede yaşıyor bu. Doğru mu? Dereden su alıyor, derenin kenarında havuz yaparak büyütüyorsun. Bunları destekle. Desteklediğin şirketleri de kontrol altında bulundur. Şimdi bizde hayvancılık yapıyor adam. Diyor ki genç çiftçiye 30 koyun. Veriyorsun ama koyun nerede? Kaç günde bir baktın abi adamın koyunu nerede?
Allah Allah. Ve alıyor senin hayvanının küpesini, kontrole gireceğini biliyor ya, tak diyor, başkası o küpeleri atma diyor, tak onu öbürlerine. Getiriyor, takıyor onu öbürüne. Ya burada tarımda çalışanlarla birlik olunmazsa nasıl yapacak bu işi bunlar? Yapma şansı yok, doğru mu? Çok doğru. Yani bunun gizli saklısı bu ortada. Bir ara dediler ki genç düveler kesilemez. Düve dediğimiz dişi hayvan. Tamam, kesilemez. Bizde çözüm çok. Hemen veterinere gidiyorsun. Tarım veterineri, onlar da veteriner var biliyorsun. Bu hayvan hasta, ara bu 100 lirayı, hasta raporu ver. Kesilmesi lazım. Veya süt vermiyor. Doğum kısır, doğum yapması mümkün değil. Hemen kesime. Yani adalet yok. Adaleti devlet koyacak ki vatandaşından adalet isteyecek. Şeyler, şartlar zor olacak. Yani bir şeyin bir kullanıcıya bir kanun koydun mu, uymadığı zaman cezası ağır olacak. Bir kere ömür boyu devletten teşvik alamayacak, birinci derece yakını bile. Evet. Bak, birinci derece yakını bile devletten, hiçbir hayvansal olsun döndü başka bir işe, hiçbir yerden hibe alamayacak. Kesip atacaksın. Artı cezayı da vuracaksın. Verdiğin teşbihde hayvan mı verdin, para mı verdin, geri çizeceksin. Bunu herkese diyeceksin. Yazılı belgeyle imzalatacaksın. Anladın mı? Arkasında hiçbir şeysi olmayan adama sen hayvan verirsen, çiftlik kurarsan geriye ne alacaksın ya? Ne alacaksın geriye? Alamazsın ki. Pekala, bir örnek versen bu çiftlikle ilgili, tabii ki, müsaade ederseniz. Bilmiyorum buradan bizi izliyorlar mı? Ben özellikle bizim bütün televizyon programlarını kaydeden Cumhurbaşkanlığı Külliye'desi, Külliye'deki Basın Daire Başkanlığı'nı, Başbakanlık Enformasyon Daire Başkanlığı'nı ve bizleri izleyen yetkililere bir şey sesleniyorum. İbrahim Bey'in çiftliklerle açtığı konuyla ilgili. Benim ilçem Arsın ilçesi. Arsın ilçesinde 30 müteşebbisin bir araya gelerek devletin sağladığı imkanlarla bir büyük hayvan, baş hayvan çiftliği kuruldu. Bu çiftlikte dünyanın en verimli hayvanları, 250'nin üzerinde hayvan devlet Hollanda'dan getirdi. O çiftliğe bir zatı teslim etti. Ve devlet bu çiftliğin bütün altyapısını, bütün teknolojisiyle birlikte kurdu. Süt sağım tesisine kadar, entegre tesislerine kadar, hayvanların altını temizlemeye kadar, inanılmaz bir tesis. Otomatik. Bugün İbrahim Bey o tesis... Otomatik. Otomatik. Bugün İbrahim Bey o tesis, inanır mısın, belki de 20 trilyonun üstünde. Bakın, eski parayla diyorum. Eski, o çalışıyor mu şu anda? İfade ediyorum, müsaade ederseniz. 20 trilyonun üstünde eski parayla birlikte bir tesis. Arazi de devletin. Araziyi de vatandaşlara devlet tahsis etti. Pekala, ne oldu? İlk olarak ilk soygun tesiste daha hayvanlar üretime geçmeden elektronik ortamı sağlayacak bilgi işlem merkezi vardı. Oradaki bilgisayarları, elektronik malzemeyi bugünün parası en az 700-800 milyarlık malzemeyi ilk bir ay içinde birileri aldı, getirdi, sattı. Yani çaldı. Hedef belli.
Kim hesap sordu? Trabzon İl Tarım Müdürlüğü. Artsin Kaymakamlığı. Trabzon Valiliği. Artsin Tarım İlçe Müdürlüğü. Kim tespit etti? Kim tutanak altına aldı? Allah'ın kulu almadı. Bir. İkincisi, hemen hemen 10 yılın üzerinde bu tesiste sayısız buzağı meydana geldi. Bu buzağlar ne oldu? Soruyorum. Tutanak yok. Hesap sormak yok. Bu tesisin 30'a yakın ne diyoruz ona? Ortağı birbirine girdi. Sıkıntılar baş gösterdi. Tesisin soygundan soyguna gidildiği belli. Hesap soran, kontrol eden yok. Son olarak tesisteki bu büyükbaş hayvanlar ve boğaz buzağlar yer yarıldı, yerin dibine girdi. Ortada yok. Şu anda hiç yok mu? Bir tane yok İbrahim Bey. Tarım İl Müdürü'ne telefon açıyorum. Müdür Bey, bu hayvanlar satıldı. Burası lav edildi. Devlet mi lav etti? Haberim yok. İlçe, haberim yok. Mülk amiri, haberim yok. Pekala. Bir duyum aldım. Tesisteki diğer malzemeler de satılıyor. Haberiniz var mı? Tutarak altına alıyor musunuz? Yok, yok, yok. Son olarak tesisin komple sökülüp hurdacıya satılacağını duydum. Son gelişmelerden haberim yok. Devletimin bu ülkede bir tane antibiyotik çocuğunu alamayıp çocuğunun gözünün önünde vefat eden halen daha bu babalar var. Dağın tepesinden şehir tanımayan, doktor tanımayan, konuşmayı dahi bilmeyen benim vatandaşımın hakkı olan Suriye'de, Kıbrıs'ta ve sınırımızda şehit olan Mehmetçiğin yetim yavrusunun hakkı olan bu devletin kasasından sağlanmış trilyonlarca birilerine çiftlik diline adı altında açılmış olan Arsin Elmağan köyündeki bu çiftlik utanç duvarı adeta. Hesap soran yok. Bilgi edinen yok. Şu an terk edilmiş, lav edilmiş. Nasıl? Pekala, bunun günahı nerede? Bunun bedelini kim ödeyecek? Sonuç dediğimize geliyor musun? Senin dediklerinden zaten İbrahim Bey bu seslenişte bulunmak istiyorum. Aç! 3-4, 30-20 ortak bir araya gel. Trilyonluk tesisi aç. Şunu da ifade edeyim. Bu tesisi soyanlar, bu tesisi bu devletin sağladığı imkanları yok edenler, boca edenler, acaba kendilerine, affedersiniz, evinin altına bir ahır damı yapabilecek kadar cesaretli midirler? Ekonomik güçleri var mıdırlar? Yazık, çok yazık. Bu sadece burada olan, kendi bölgemde olan. Bu coğrafyada değil sadece. Benim güzel ülkemin birçok coğrafyasında, küçükbaş, büyükbaş hayvancılıkta bu şekilde devletimi dolanduranlar var. Tarım, çok özür dilerim İbrahim Bey. Tarım İl Müdürlüğü'ne gidiyorum bilgi almaya. Bütün bilgisayarların başı dolu ama okey oynuyorlar, elbise bakıyorlar vesaire. Beni ilgilendirmez. Devletin mercileri var. Gereğini yapsın. Ağzına kadar dolu. Müdür, müdür, şube müdürü, müdür, şube müdürü, müdür, şube müdürü, veteriner bilmem ne. Geliyorsun ilçelere aynı, birbir üstüne ama görev yok. Hangi tarım memuru
cizmeleri çekip araziye çıkıyor. Çağrıldı mı giderler. Ormancılıkta da böyle, ormanlar talan ediliyor. Bütün orman muhafaza memurları vardır. 657'ye tabi. Bunların görev alanları ormanları içindedir. Filistopları vardır. Devlet silah vermiştir. Arazi elbiseleri vermiştir. O ormanları korumak, vatandaşı oralara sokmamak için. Ama yok. Bütün hepsi merkezlerde yatıyor. Merkezlerde kalıyorlar. Devletin arabalarını zevkine, altlarındaki arabaları silikleri gibi kullanıyorlar, ormana çıkıyorlar. Niye biliyor musunuz? Piknik yapmaya, kar keyfi yapmaya, yayla keyfi yapmaya. Eskiden ben çocuktum, annemle, rahmetli annemle ormana giderdik, orman muhafaza memurlarıyla karşılaşırdık. Neredeler? Bu ülkede çizmeleri ayağına çekmeyen tarımcı, nasıl Mehmetçik botinin ayağından haftalarca çıkarmıyor, silahıyla birlikte hareket ediyor, dağa çıkıyor. Onlar da aynısını yapacak. Maliye edicisi de görevini yapacak. Ormancı da yapacak. Evet. Gerekli kurumlar bürolara çakılı kalmayacak. Sıcak klimaların altında internetlerde oyun oynamayacaklar. Evet İbrahim Bey. Şimdi tabii ki yani adalet diyoruz. Yok. Ya. Adalet kontrol. İşte kontrol zaten adalet var derken kanun var. O manada söyleniyor. Ama uygulama yok. Bizim sektörde de aynı. Her şeyimiz var ama uygulamaya geçince kontrol yok. Yok yani. Şimdi siz şu anda kış mesela. Evet. Köylü ne yapıyor? Gidiyor çamını, ağacını kesiyor. Yakıyor. Gören var mı? Yapan var mı? Yok. Kontrolsüz bir yer. Ama mesela tarım. Şimdi tarımı da diyorsun ama şimdi tarımda ben de azıcık tarımdan iç içeyim. Tabii herkesi için söylemiyor bu konuştuklarımız. Mesela tarımcı diyor ki kardeşim ben balık dereye atarım. Sana kalmadı diyor. Bana de ki diyor şu dereme balık at. Bu benim işim diyor. Senin değil diyor. Niye? Çünkü balık çeşitleri farklı. Yani gökkuşağı alabalık attığın zaman doğal alabalıkları yer bitirir biliyorsun. Yumurtasını da yer, yavrusunu da yer. Çok doğru. Ha, onun için diyor ki şimdi atanlar çok oldu zamanında. Ha iyi niyetten attılar o ayrı ama yani şimdi her dereye her balık atılmaz. Tarımda diyor ki bu iş benim işim kardeşim diyor. De bana ki bizim dereye balık sal. Biz yaparız onu diyor. Şunu demek istiyorum. Yani görevini yapanlar da var. Yapmayanlar var. Bir şey bekleyen var, beklemeyen var derken yani biz bunu bir ortada buluşturamadık. Evet. Ama çok iyi çalışan insanlar da var. Bunları göz ardı etmeyelim. Adaletten yana, doğrudan tabii yana ki vardır, var. Tabii ki. Ama biz istiyoruz tabii ki herkes ki böyle olsun. Evet. Bizim sorunumuz bu. Evet. Ama bunun hepsinin böyle olabilmesi için tepeden değişmeli. Tepeden koyulacak adalet teraziyi denge değişti mi hemen yaptırımını yapacaksın. Af yok. Evet. Af yok. Af olduğu zaman sıkıntı. Ama adalet olacak diyorum bak. Kişinin iki dudak arasına akşam evde bozuşup da sabah gelip davaya baktığı zaman ona göre karar verilmesine ya ben hep baştan beri derim. Hakimiydi, savcısıydı, avukatıydı, hepsi halkın arasında yaşamadığı sürece biz adaletle eşit olamayız. Olamayız. Çok doğru. Şimdi sigorta sektöründe poliçe kesme suç mu? Değil. Ama maalesef olay geliyor sigorta sektöründe poliçe kesme suç diyor. Ne? Anladın mı? Neden? Mahkemeler var. İşte geliyor ona geliyor. Hakim diyor ki istinat böyle karar verdi. Suçmuş diyor. Suç olduğuna karar veriyor oraya yolluyor. Yani acayip acayip bir adalet kavramlarımız var. Evet. Ne yapalım şimdi?
Adalet Bakanlığı çağıralım da bu davaya bak nasıl diyelim. Yani bu nasıl ulaşacağın, nasıl yapacağın, bu milletin mağduriyetini biz nasıl önleyeceğiz bilmiyorum. Parası olandan yana adalet. Biliyor musun? Parası olandan yana adalet. O gidiyor derdini hakime dışarıda anlatıyor. Sen anlatamıyorsun. O anlattığı zaman bildiği gibi anlatıyor. Hakimi ikna ediyor. Tamam bu böyledir diyor. Zaten karar veriliyor. Ya ne örnek davalar var. Adam diyor ki suçu polise kesti diyor. Suçu bir defa işlemedi diyor. Çok suç çok kesti diyor. Birden fazla suç işledi diyor. Suçunun artırılması diyor. İstinattan geri dönüyor. Anladın mı? Dava. Geliyor burada ne kadar anlatırsan anlat. İstinatın kararına göre karar veriyor. Yani yok. Bana necilik? O dedi. Ona göre yapayım. Bu şekil bu. Bilir kişi böyle dedi. Ya bilir kişi dedin ki sigorta sektöründe 36 yıldır kanun çalışmaları dahil her şeyde bulunan bir adamım ben. Yani sigortacılıktan anlayan bir adama desen sana bunları anlatır. Ama hakime, savcıya anlatamıyorsun. Bak anlıyor musun? Mevzuyu. Pert olan bir araç. Bu pert olan aracı müşteriye kalacağı gibi şirket de alabilir, bir üçüncü şahsa da verebilirsin. Doğru mu? Anlaştığın atıyorum 200 bin lira. Bu 200 bin liranın yüzü hasarsa yüzünü şirket yatırır, geri kalan yüzünü de hasarlı arabayı alan yatırır. Doğru mu? Bunu kime sorsan söyler sana. Ama hasarlı araç sahibi diyor ki yüzü şirket bana yatırdı. Sen ayrıca bir yüz daha yatıracaksın. Lan oğlum senin araban 200 bin lira ederken sen 300 bin liraya haksız kazanca nasıl geçebilirsin ki? Yani bazen uçuk, kaçık insanlar olabileceği gibi biz adalette bunun olmaması yönündeyiz. Niye? Biz adaleti Adalet Bakanlığından, savcıdan, hakimden hepsinden arıyoruz. Ama hala da bir hakim poliçe kesmenin suç olmadığını öğrenemiyorsa, bilemiyorsa nasıl bir sen yapacaksın bu işi? Nasıl oturacak? Nasıl olacak? Söyle bana. Evet. Şimdi bazıları diyor ki... Bilgisizlikten değil mi İbrahim Bey? Tabii yönlendirme bu şekilde yönlenilmiş gelmiş. En son diyor ki poliçe kesme diyor. Birkaç taba kesildi. Suçunuz arttı. Artması lazım diyor. Geliyor geriye. Suçu artırıyor. Niye? Birkaç defa kestin. Yahu poliçe kesme ne zaman suçtur biliyor musun? Polisede. Eğer resmi evrakta bir kuruş da olsa oynarsa suçtur. Anladın mı? Anlıyorum. Kişi ya poliçeyi kesiyorsun. Poliçenin %70'ini öderken hakim demiyor ki %70'ini ödedin. Niye ödedin o zaman madem istemiyorsun poliçeyi? Peki bu poliçeden dolayı hasar aldın. Madem istemiyorsun niye hasar aldın? Bunları hiçbir şey ortada yok. Poliçe kesme suç. Kestin fazla cezan bu. La ne cezası nedir? Yani anlayamazsın yani. Halkın çektiğini bu garip fakir halk diyeyim sana. Çektiğini kimse çekmiyor. Çünkü yok adalet. Ne olsa garip oluyor değil mi? Öyle. Çünkü zengin varlıklı, arkası sağlam bir şekilde derdini anlatıyor. Şimdi bazı tabiri caizse çok akıllı milletvekillerimiz var. Seni dinleme gereği bile duymuyor. Çünkü her şeyi biliyor. Milletvekili oldu ya sanıyor ki toplumun en akıllısı benim. Anladın mı? Halbuki yok. Belki de yani en akılsızı demeyeyim yine yani yanlış olmasın. Yani o kadar insanlar var ki akıllı olduğu için gidip orada uğraşmak istemiyor. Doğru. Onun için bu şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Sigorta sektöründe diğer sektörler gibi kanun yasamız evet 135 yıllık olmayan kanunu 5 senede uğraştık 2007'de çıkardık ama
Bunları uygulayamadıktan sonra, uygulanıp uygulanmadığını denetlemedikten sonra bir manası yok. Bakın 2022 geliyor. Evet, trafik sigortalarında yaklaşık %20 civarında bir zamlanma söz konusu. Ama 1 Şubat'ta başlayacak. 1 Ocak'ta başlar normalde ama bu sefer 1 Şubat'ta diye karar alındı. Açıklandı 2 gün önce. Şimdi orada bir zamlanma söz konusu ve her ayda %1,5 artırabilirsin diye bir açık kapısı var. Yani poliçeler bakıyorsun, her şey artmış. Emeklilere verdi mi bilmiyorum. Nedir durum? Memur emekliler falan. Daha açıklama. Diğerine işçilere %50 bilmem ne veriyorsun. Ne ayrım yapıyorsun ki bu yankilere %50 aynı eşit vermiyorsun? Var mı? Yanlış bir şey var mı burada? Çok doğru diyorsun. Herkes eşitse emekli, yani taş yiyecek, öbürü peynir mi yiyecek? Yani böyle saçma şey olmaz. Anlıyorum. Ben anlayamıyorum. Belki ben cahilim kardeşim, bilmiyorum ama benim kafam buna basıyor. Bana bunu anlatacaksın. Anlattığın zaman konuşacağız. O yüzden bu akşam sigortadan çok dışarı çıktık. İsterseniz programı ben kapatayım. İbrahim Bey. Çünkü zamanımız oldu. Bitiriyoruz reji. Bürokrasi görevini yapacaksa sendikalar bürokrasinin üzerinden elini ayağını çekecek. Benim adamım senin adamı dine görev işte. Daire başkanlığı, genel müdürlüğü, müdürlük, müdür yardımcılığı vermeyecek. Sendikalar kuruluşların üzerinden elini ayağını bir an önce çekmeli. İşte Allah'tan korkmayan insanlar bunları verir. Çünkü eğitimli, liyakat, bu işin eğitimi bakın, almış idareciler. İşte liyakat çok önemli. Ha. Liyakat yoksa bu haktır. Yani. Hak Allah'tan korkmuyorsan, yani Müslüman demek de Müslüman da olunmuyor. Ama bunlar hep bir haktır. O yüzden herkes adalete göre çalışsın. Devlet de, devlet önce bize gereğini gösterecek. Yani. Biz yapmıyorsak taviz de vermeyecek. Onun için sigorta sektörü olarak bir şeyleri anlatmaya çalıştık. Hep geliyor sigortada bağlanıyor ama durum böyle. İsterseniz siz çok kapatın. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben bir kapatayım. Tabii tabii. Evet, saygıdeğer seyircilerimiz. Mavi Karadeniz ekranlarında, Trabzon stüdyolarından sizlere bu akşam bir sigorta günlüğü programında daha seslendik. Aslında çok sıkıntılar var. Şehrimizi ilgilendiren, Türkiye ile alakalı, her şeyle alakalı biz yoğun böyle bir şekilde her şeyden bahsetmeye çalışıyoruz ama çok doluyuz. İnşallah bir gün her şeyin düzeldiğini göreceğiz. Hep beraber görelim. Adaletli olalım, haktan ayrılmayalım ve üretici, üreten bir toplum olalım. Saygıdan, sevgiden mahrum kalmayalım. Sağlığımıza ve biliyorsunuz şu anda ortamdaki sıkıntılardan dolayı çok tedbirli davranalım. Aşırı bir yoğun bir bulaşma var ortamda. Çok çok daralıyor halka. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kısa sürede körelen ve kopan zincirleri...